Merhaba sevgili çiçek dostlarım, hoş geldiniz. Bu videomuzun konuğu Karadeniz Trabzon Maçka'dan geldi. Kendisi yanında sevgi çiçeği olan mavi çiçeğimizin beyazını getirdi. Ve şu anda dikimini gerçekleştireceğiz. Sevgili dostum Nurten Keleş, Trabzon Maçka'dan Denizli'ye misafirim olarak geldi. Kendisi Ben Bir Çiçek Derisiyim grubun kurucularındandır. Aynı zamanda Çiçek Perisi'nin isim annelerindendir. Sevgili Esra Köseoğlu ile birlikte. Ben kendisine sultanım diye hitap ediyorum. Maçka'da Sultan Küperi çiçekleriyle çok ünlüdür. Çok fazla renkleri olan Sultan Küperilerini yetiştirir. Nasip olsa inşallah Karadeniz'e yolculuğum olursa orada da Sultan Küperilerinle birlikte kendisiyle video çekimi yapma şansımız olabilir. Şu anda beyazının dikimini gerçekleştiriyoruz. Campinula diye geçen bitkimiz çan çiçeği diye bilinir. Aynı zamanda maviştir. Bu maviş rengi, mavi rengi açan bitkimiz. Sonbahara girişte yenilemiştim. Yaz sıcaklarını hiç sevmeyen bir bitki. Serin ortamları seviyor. Açık havaya ve serin ortamları kış döneminde eksi 30 dereceye kadar soğuklara dayanıklıdır bitkimiz. Kış dönemine girmeden önce sonbaharla birlikte yenilemesini yaparsanız kış boyunca uykuda olur çiçeğimiz. Fakat kökler çalışmaya devam eder. Kökler çalıştığı sürece ve dışarıda kalırsa çiçeğimiz ilkbaharla yazla birlikte kaplar bu saksıyı. Her yerden yavrular gelir. Bu şekilde gördüğünüz üzere. Şu anda beyazını dikiyor arkadaşım. Bu beyaz rengimiz. Kuru toprağa dikimini gerçekleştiriyoruz şu anda. Bu şekilde kalıbıyla getirmiş. Sağ olsun. Ta maçkalardan kuruyan çiçekleri budamasını yapıyoruz. Yaz döneminde zaten kuruyor yaprakları. Öyle tek tek temizliyor. Hepsini itinayla. Bunlar çok kısa zamanda kök yapabiliyor. Nazik ve narin şekilde. Çünkü çok narin bir bitki. Boşu boşuna adını sevgi çiçeği koymamışlar. Sevgili sultanımın da en sevdiği bitkilerden bir tanesi bu. Sevgi çiçeği diye sever kendisini. Beyaz renkleri vardır. Birçoğumuz bilir. Toprağa geçirgen olması çok önemli ve su tutma özelliği olması çok önemli. Nemi çok sever. Kaliteli torf kullanarak dikimini yapabilirsiniz bu bitkimizi. Nem sevdiği için. Yaz sıcaklarında toprağın üstüne buz koyarsanız kökleri sürekli serin kalmasını sağlayabilirsiniz. Buz koyarsanız daha güzel, daha uzun süre kalabilir çiçekleri. Karadeniz tarafında 12 ay boyunca çiçek açabiliyor. Sadece Aralık ayında çiçeklerini kurutur. 2 gün oldu geleli mesela bu. Daha yeni yeni kurumuş bunun çiçekleri. Hepsini temizleyecek şu anda arkadaşım bunları. Evet, şunlar kurular. Hepsi kurumuş. Bu aşamada eğer yenilersek dallarından kesip de yeni dikimi yaparsak kök gerçekleşmiş olur ve ilkbaharla birlikte yazla birlikte saksıyı dolduracak ve çok güzel çiçekler açacak. Daha dolgun çiçekler açacak. Serin olan yerlerde daha uzun süre kalıyor çiçekleri. Daha uzun süre çiçek açabiliyor. Sıcak ortamlarda dediğimiz gibi çok sevmiyor sıcak ortamları. Mümkün olduğu kadar en serin yere konumlandırmanız gerekiyor. Suyu seviyor. Yaz döneminde çokça sulamanız, her gün sabah akşam belki ihtiyaç duyabilir suya. Sıcakta kalmamalı, en serin ortama konumlandırmalısınız. Bu filizleri hepsini budayıp yenileyeceğiz. Daha sonra bu kalıp gibi gördüğünüz kalıp gibi getirmiş arkadaşım. Bunu atmıyoruz. Kök diplerinden tekrardan yavrular filizlenmeye çok müsait. Bunu budadıktan sonra
olduğu gibi kalıp şeklinde başka bir saksıya dikerek yavruların ve filizlerin gelmesini sağlayacağız. Çoğalma bu şekilde yapılabiliyor. Kökler çünkü çok sağlıklı. Köklerin toprağa gömüldükten sonra her yerden filizler verebilme şansı olacak bitkimizin. Bu da mavi rengimiz. Dediğim gibi. Gördüğünüz üzere minik minik yavrular gelmeye başlamış. İkisinin arasındaki yaprak farkını da göstereyim. Mavi renk açan bu şekilde yaprağı. Beyazı da kalp şeklinde yaprakları var. Çok yıllık bir bitkidir. Yaz döneminde kuruduktan sonra bitkim kurudu diye atmayın, budayıp aynı saksısında bırakabilirsiniz ya da yenileyebilirsiniz bizim şu anda yaptığımız gibi. Kurularını kesip budadıktan sonra aynı saksıda bıraktığınızda ilkbaharla birlikte aynı yerlerden tekrar birçok filizler vererek güzel güzel olgunlaşıp size güzel güzel çiçekler açacaktır. Yaz döneminde dediğimiz gibi sıcak ortamları sevmiyor. Nemi seviyor. Çok nazik bir şekilde budamalarını yapıp dikimini gerçekleştiriyor canım arkadaşım. Da Karadeniz Maçka Trabzon'dan geldi, sağ olsun sultanım. Dikimi bittikten sonra sulamasını yapacağız. Toprağın güzelce nemlenmesi gerekiyor köklerin gelebilmesi için. Bakın yavrular gelmeye başlamış bile burada. Bu bir filizdir. Filizlenmeye başlamış. Evet, buradan geliyor kök kısmından. Bunu da toprağa aldıktan sonra oradan yeşerecek. Kuru yapraklarını temizliyoruz. Yaz boyunca da kuruyan yaprakları ve çiçekleri budamasını yapabilirsiniz. Bulunduğu ortama ve bulunduğu toprağa göre çok değişik renkler açabiliyor. Mor renge yakın çiçekleri olabiliyor, mavi renge yakın çiçeği olabiliyor. Dediğimiz gibi bulunduğu ortam çok önemli. Toprağın mutlaka nem tutucu özelliği olması gerekiyor. Kaliteli torfa dikebilirsiniz. Evet. Üstteki filizlerinden, şunlardan alıp bunlardan. Evet. Dallarda da bu dallar kuru değil aslında. Sadece kenardaki küçük dalları ve çiçekleri kurumuş. Onları bazı yerlerden kesimini yapıp da dikebilirsiniz. Bu şekilde minik minik filizler alıp da çoğaltabilirsiniz. Dediğimiz gibi bu topaç şeklinde olan bunu da bir ayrı bir saksıya dikimini yapıp ilkbaharda gelişimini hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. İlkbaharla birlikte yeniden bir video çekimi yapıp sizinle paylaşma şansım olur umut ediyorum. Evet, biz bunun dikimini devam ediyoruz. Daha sonra sulamasını yapacağız. Şimdilik bu kadar bu bitkiyle ilgili anlatacaklarımız. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Siz bakımınızı nasıl yapıyorsunuz bu bitkiyle ilgili? Elinizde var mı mavisi, beyazı veya farklı renkleri var mı? Nelere dikkat ettiğinizi anlatabilirsiniz yorumlarda. Hep birlikte bilginelerim, öğrenelim. Kanalıma abone olarak desteklerinizi için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdilik Denizli'den hepinize sevgiler, selamlar, sağlıcakla, hoşça kalın.